fena ustası var. Haktan var biliyorsunuz değil mi? Biz çok öncelerde ben ilk bir Haktan analizi yaptım. Donadona.com. Yani ekran o kadar donmuştu ki sadece podcast kafasıyla bir analizdi. Şimdi şöyle doya doya 4 dakika 40 saniye bir Haktan Show izleyelim. Çok iddialı bir sohbet. Bakın burada hashtag Şan İmparatoru. Özgün. Şan İmparatoru. Vallahi caz şarkısı hiç söylüyor musun? Bu arada konuşan kimdi? İsmi neydi Özgün? Ay dur. Caz şarkısı neden gelmiyor aklıma? Format olarak söylüyorum. Format olarak yani o tarzları yani bütün armoni bilgilerinden haberdar olduğum için. He. Yaptığım müzikte o neden gelmiyor aklıma ya sunucunun? Ha, özel yani, olarak caz. Sen şimdi bir hatırlasana Özgün. En son işte duruyor şu an ekran. Ha Nilgün Belgün ya işte Nilgün Belgün. Ah teşekkür ederim Müslüm sağ ol. Nilgün Belgün. Ses felaket. Baksanıza bir bak. Bitiyor. Sonu caz gibi bir şey. Boğaza basarak. Değil mi? Vallahi caz şarkısı hiç söylüyor musun? Bu ses nodüllü olabilir. Çıkmıyor yani çünkü. Format olarak belli yerleri artık o kadar yorulmuş ki. Bak söylüyorum. Bağırarak konuşmaktan ama. Format olarak yani o tarzları yani tavsiye etmem çocuklar şu bağırarak konuşmayı çok konuşmayı hayatınızdan atın. Bütün armoni bilgilerinden haberdar olduğum için. He. Müzikte o nüansları kullanıyorum. Ha, özel yani, olarak caz müziği, özel olarak yabancı bir müzik söylemiyorum. Ama kendi müziğinde bütün ses burundan geliyor. Nilgün Belgün'de. Hı. Tamam buruna yakın geliyor ama o kadar boğaz yorgun ki. Şeyleri kullanıyorsun. Normları kullanmaya çalışıyorum. Normları kullanıyorsun. Caz, blues. Tabii. Aşağı indikçe seslerde o şeyi kaybediyor ama tizlere çıktıkça artık yırtılma. Başka neler? Rock, rock var. Rock. Bak kısılıyor ve arka tarafta gidiyor sesi. Rock, rock var. Var derken. Rock. Arabesk, sanat tamam. Müziği, pop, hafif müzik, halk müziği. Hepsini karıştırıyorsun. Haydi bakalım. Hepsinden bir şarkı da suyundan da koy derler ya. Müzik evrensel zaten. Peki hepsinden bir şarkı da nasıl örnek verir? Hadi ver. Bak fena challenge. Müzik evrensel zaten. Peki hepsinden bir şarkı da nasıl örnek verebilirsin? Hadi ver. Müthiş. Mesela hangi şarkı istersiniz? Hepsinden örnek verebiliyor musun? Çok tabii fena. Ki. Yani bütün bu normalden bir şarkı da toplayabiliyor musun? Birer kuple, birer kuple hepsinden mesela... Çok fena, çok. Sanat, mesela sen bana diyeceksin sanat müziği gibi söyle. Ben değiştireceğim. Sen bana diyeceksin ki halk müziği. Ay hadi ya. Haktan da burnundan konuşuyor aslında konuşurken. Burası sanat. Mesela sen bana diyeceksin sanat müziği gibi söyle. Ben değiştireceğim. Çünkü çok hızlı konuşuyor. Sen bana diyeceksin ki halk müziği. Ay hadi yapalım. Bıdı sürekli konuştukken ses burnundan geliyor resmen. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Ay nereden başlıyoruz? Ya çok ilginç bir konuşma gerçekten. Hani konuşmalarına dikkat edersen Nilgün Belgün boğazından artık yüklenerek konuşuyor. Haktan da hızlı ve burnundan konuşuyor. Çok ilginç. Hangi şarkıyı söyleyelim? Hangi, önce şarkıyı sen seç ki ben sana... Ben sana... Caz yap, alatır. Bir gün gibi geçti... Sanat müziği tavrını. Sanki seneler... U'ları koyu alıyor klasik sanat müziği stilinde. Şimdi burada Türk müziği stilinde bir okumayı örnek veriyor Haktan. Fakat aslında işte o her şeyin birleşmiş hali yani kulağa o kadar dolu ki. Fazla doluluk da bazen, bakın fazla doluluk bazen şu anlama gelmesin yani her şeyi mükemmel yapmak değildir. Çünkü klasik sanat müziği tavrı yıllarca uygulamış bir kişideki stil çok başkadır. Çok samimi ve sahicidir. Haktan da sahici durmuyor. Ama onu anımsatıyor. Harflerin kullanılışından mesela U'ları daha koyu U gibi vibratolarla çok gösteriyor. Ve ben fazla ağdasız net sesler. Alın yazımı gurbet ellerde. Süper. Şimdi burada caz olarak gösteriliyor. Yapıdaki o kırılmalar, biraz daha pentatonikleşmesi. Ümitsiz sevgin. Ama her an arabeske girecekmiş gibi bir havası var yani.
kurban. Bir de bu. Ama halk müziğine geçişi hakikaten muhteşem. Çarpmaları çok güzel gerçi. E, tavır demek ki halk müziğinde daha fazla haktan da var. Süper. Yalan dünya. Sol. Acaba Hakk'ın en iyi kullandığı yer bu sol sol diyezler, la, belki si bemole kadar uzanan döngü mü? Yani bir yüksek bariton tınısı mı var? Bu konuda yani tenoral mi yoksa yüksek bariton renkleriyle? Çünkü yüksek baritonlar da aslında tenoral karakterdeki sesleri çıkarıyorlar. Öyle bir karmaşa var. Çünkü konuşmasında ve tavrında aslında daha çok yüksek bariton havası var. İlginç. O kadar temiz ki bütün nameler hakikaten efsun. Yalan dünya. Hafif de kirleterek. Şey la la. Şimdi öyle ilginç bir şeydir ki bakın. Mesela yalan dünya. Mesela çıktınız size. Yalan dünya. Her şey bomboş. Mesela bu do kapalı ilk girdiği gibi yani yaptı. Yalan dünya. Her şey bomboş. Hancı sarhoş. Do kapalı daha arabeske belki yaklaşan o stil. Sizin daha tizleşmenizi aslında biraz engeldir. Yani yalan dünya. Her çıkmazken. Yalan dünya, her şey bambaş. Burada daha rahat bir çıkma alırsınız. Çünkü o daha kubbeli okumaya çalışırken boğaza tıkılmış bir sesten. Aaaaş. Mesela buraya geldiği zaman çok daha fazla la kullanmaya başlıyor. La çarpması. Bambaş. Tertemiz la geliyor. Bambaş. Baş. Baş. Doğuda gelir çünkü pozisyon baş baş. Bu seslerin hepsi diye bir yere oturuyor. Bir önceki pozisyonu ise arabesk pozisyonu şu. Şey bomboş aş. Daha kubbeli bir yerdi. Tam iyi anlatamayabilirim size hani. Çünkü o nameler bir sürü name var yaptı. Ama kubbeli yerden bunu en güzel böyle anlatabilirim. Arasında fark var. Yani bir arabeskçinin tizleşmesiyle bir pop jazz solistin tizleşmesi arasında çok fark var. Pozisyon daha rahat pop jazzda. Onu anlatmaya çalıştım ama uzun sürdü. Mesela bu şekilde gider. Hayalcı sarhoş. Nerem. Yolcu sarhoş. Yalan dünya. Her şey bomboş. Gelir. Baş. Si bemol. Mix. Seni karıştırıyor. Müthiş bir ritim algısı olduğu için gerçekten müthiş ve çalışılmış bir ritim algısı bu yani. Sadece tesadüfen değil. Bu senkopları çok güzel çalışmış. Boşlukları yerleştirmeyi ve orkestrayı da kesinlikle yani orkestrada şu hissi yaratmıyor. Bence en önemli o. Yani solist girdi ama gidebilecek mi? Yok yani orkestra hiç Hakk'tan düşünmüyor bile. Hakk'tan nasıl olsa bir şeyler düşünüyormuş, düşünüyordur.
hissi var. O nedenle çok güvenli bir şekilde çalmaya devam ediyorlar. Hak'tan dışında başka bir solist bu numaraları yapsa aynı şeyler olmayabilir. Orkestra kontrolünü kaybedebilir, korkabilir. Allah dağılıyor muyuz diyebilir. Fakat öyle bir durum yok tabii ki. Fazlasıyla bilinçli yaptığı belli. Pesler. O da okudukları tonda re. Yani parça Kürdili Cazker derseniz yerinden değil. İki oktavlık parça abi. Ama tabii ayakta çok daha rahat bu tonların seslerin çıktığı belli. Hem ola la notunu burada artık şey olarak kullanıyor, geçiş notu gibi. Orkestraya nasıl yol gösterdi görüyor musunuz ya? Kendi zaten kendi başına bir orkestra yani. Finale bakalım. Eğlenceli. Gerçekten eğlenceli.